Selam. 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 Ben Eylül. Ben de Eylül. İkimiz de Eylül'üz. Bir video çekelim dedik ve sizlerle Eylül kendi anılarını, kendi tecrübelerini. Bir senelik Fransa maceramdan edindiğim bütün tecrübeleri sizlerle paylaşmış oldu. Öyle, umarım beğenirsiniz. Şimdi, o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi Fransa'ya tam olarak nasıl? Şimdi ben Tevfik Cet Lisesi'nden mezun oldum. Liseden mezun olurken biz liseden mezun olurken Campus France diye bir sistem üzerinden toplam eğer mühendislik gibi, İSA gibi okullarını tercih etmeyecekse toplam 3 tane okul tercihi yapabiliyoruz. 3 tane okula başvurdum. Kabul aldım. Kabul aldığım okula da gittim. Yani böyle oldu açıkçası. Hangi okula gittin? Üniversitede Grenoble'de gittim. Böyle bölümümde biyoteknoloji LAS'tı. Eğer tıp okumak isteyen der varsa diye onlar için minik bir LASPAS açıklaması yapayım isterseniz. Kısaca şöyle anlatayım. LAS'ta majör dersiniz seçtiğiniz bölümünüz oluyor. Yani mesela benim biyoteknoloji majör dersimdi. Bir de minor tıp derslerinin hepsi sizin böyle hani en büyük katsayılı derslerinizden biri oluyor. Yani hani hem aynı zamanda tıpa geçiş sınavına hazırlanıyorsunuz. Ve o notunuz tıpa geçmek istiyorsanız tıpa geçmek için kullanabilirsiniz. Tıpa geçmek istemiyorsunuz. Mesela benim hiç öyle bir niyetim yoktu ama yine de o dersi hani ortalamanızı yüksek tutmak için çalışıp hani not sınavlarına girmek zorundasınız. PASTA'da tam tersi oluyor. PASTA'da asıl amacınız tıba girmek, majör dersiniz tıp oluyor. Bir tane de minor dersiniz oluyor. Peki bir şey soracağım. Mesela ben atıyorum ki işte sosyoloji okuyorum. Hı hı. Onun da hani majör minor dersleri oluyor. Ben sosyoloji okuyorum. Mesela hukuk bulmak istiyorum aslında. Hukuka geçmek için sizinki tarzı bir şey yapıyor muyum yani? Ha, yoksa hayır. Daha çok sizde olan bir şey. Şöyle. Mesela psikoloji, hukukun var mı bilmiyorum ama psikolojinin, sosyoloji gibi derslerin de LAS'ları var. Yani onları okurken de mesela psikoloji okuyorsun ama tıbba geçmek istiyorsun. LAS yapabilirsin ama hani bizdeki gibi çap yap diye girilmiyor diye biliyorum. Hani bir minor bir majör öyle olmuyor. Bir tek tıp sisteminde var. Anladım. Bu soru birazcık şey olabilir çünkü ben senin Fransızca çok güveniyorum. biz zaten yani lisede de Fransızca okuduğumuz için senin Fransızca hakkında çok büyük bir zorluk çekeceğini düşünmüyorduk ki çekmedim büyük ihtimalle. Mesela senin kadar Fransızcası iyi olmayan insanlar da gitti oraya sonuçta aramızda. Evet. Gidenler vardı. Yani onlar nasıl zorluk çektiler? Fransızca alışabildiler mi? Yani şöyle şimdi benim Fransızca meydan kibarlık yapıyor. Biraz hani tamam kötü değildi ama hani ben lisenin başında hazırlık okuyarak öğrendim Fransızca. O yüzden hani böyle wow ana dilim gibi aşırı akıcı ve hani her kelimeyi düzgün kullanarak da bir Fransızca konuşmuyordum açıkçası. Şöyle ki benden çok daha kötü Fransızca olan insanlarım, arkadaşlarım da vardı. Onlar için şöyle oldu. Genelde sayısal bölüm okuyanlarda dersi anlama konusunda çok bir sıkıntı olmadı. Çünkü hep şöyle oluyor. Mesela amfi dersine gidiyoruz. Derste anlamasak bile mutlaka o dersin bir işte PDF'i geliyor, yazılı notları geliyor veya bir şey geliyor veya işte TDTP diye bir sistem var. Hani deney yapmaya veya o dersin... TDTP bizde de var. O dersin uygulamasını yapmaya gidiyorsun yani. Mühendis olanlar evet, da var. Sayısallar da oluyor işte. Hani gidip çalışma kağıdı yapıyorsun, egzersiz yapıyorsun. O sana mutlaka böyle anlayıp hani sorabileceğin bir yer oluyor. O yüzden dersleri anlamak olsa çok bir sıkıntı olmaz bence ama hukuk, felsefe, sosyoloji falan gibi sözel bir şey okumuyorsanız sözeller dilde zorlanıyor. Genel olarak hani ekstra iyi bir Fransızcanız yok ve bununla çok ilgili ve çok motive değilseniz ben şahsen özellikle hukuku çok tavsiye etmiyorum. Kişisel görüşüm kesinlikle. böyle. Onun dışında sosyal hayattaki Fransızca ilk birkaç ay çok rezalet. Hani hiçbir espriyi anlamıyorsun, hiçbir şakayı anlamıyorsun böyle ne kalıyorsun. Ama hani yani ben çok iyi insanlara ve iyi arkadaşlara denk geldiğimi düşünüyorum. Peki hiç böyle şeyi hissediyor musun? Hani sen bir şey diyorsun ama onlar seni aslında dışarıdan yargılıyorlar falan. Çünkü ben mesela Fransa'ya gitseydim büyük ihtimalle buna aşırı gerilirdim yani. Hayır yargılamıyorlar. Hani sadece böyle şey oluyor mesela. Ya anlamıyorlar. Hani genelde hiç mesela bana şey diyen olmadı. Hani sen şu an ne demek istiyorsun diyen olmadı. Sadece böyle şey hani anladım ne demek istediğini ama hani o öyle söylenmiyor hani. Çok üzücü. Hayır hiç üzücü değil ama hani bunu böyle şey olarak söylüyorlar hani. Biz sana anlatalım şimdi. Mesela geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum ve böyle çok saçma bir expression kullandım. Ama hani hiç öyle bir şey yok. Yani ne mesela? Artık... Mesela çok merak ediyorum. Sen bir şey ne dedin de mesela bunu böyle değil de hani aslında doğrusu bu dedikleri şey ne? Çünkü sonuçta biz okul Fransızca öğreniyoruz. Hani nasıl insanlar İngilizceyi öğrenirlerken hani okulda öğrendikleri için o kelimeleri teker teker söylemeye çalışırken Amerika'ya gittiklerinde ya da atıyorum İngiltere'ye gittiklerinde böyle hani şey oluyorlar. İnsanlar bunu... Aslında böyle kullanmıyorlar. Yani bu kadar şey bir şey değilmiş. Hani düşündüğüm kadar kompleks bir şey değilmiş diye. Ya,
anlatayım, söyleyeyim mi? Anlat. Ne olduğunu buldum. Mesela ben tabii arkadaşlarımla artık daha günlük şeyler konuşabiliyorum, hani işte hayatımda şöyle şeyler oldu, böyle şeyler oldu gibi. Ben bir olay anlatıyordum ve hani şöyle bir şey söyledim. Je l'aime, mais pas comme un fou dedim. Hani seviyorum ama hani böyle inanılmaz ölüp bitmiyorum demek için. Tamam, ben kendimce hani böyle bir expression kullandım. Ne dedin? Je l'aime, je l'aime mais pas comme un fou. Hani ha, seviyorum ama hani deli gibi de değil. Tamam. Ben bunu böyle bir formülize ettim. Ve hani tabii ki herkes anladı. Hani kimse böyle sen ne demek istedin demedi ama mesela şey falan dediler hani. J'adore ce moment. O expression değil falan oluyor. Hani böyle sürekli böyle herkes ah bizim Eylül'ünde konuştu diyor yani. Ama çok yardım ediyorlar. Ya genel olarak iyi Fransız insanlarla tanışırsanız bence arkadaşlar çok yardım ediyor. Evet, buradan Eylül'ün Grenoble'daki arkadaşlarına bonjour diyoruz. Bu kısmı onlara anlatacağım. Çok tatlı insanlar Eylül'ün anlattığı kadarıyla yani. Ben tanımıyorum ama eğer bir gün Fransa'ya gidersen tabii tanışırım. Tabii ki seneye Grenoble'a geldiğimde anlatacağım hepsini. Ha, ben şey diyecektim. Fransızca'da Berlin diye bir şey var, tamam mı? ve La Haine diye bir film var. Filmi buraya koyarım. Şimdi bizim şu an tamamen bir anı anlatıyorum. 10. sınıftayken Monsieur Yan diye bir öğretmenimiz vardı. Buradan kendisine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ben çok severdim. Ben de çok severdim bu arada. Benim aynı zamanda 12. sınıfta da öğretmenimdi. Severdim kendisini. Bu La Haine filmini Monsieur Yan çok seviyor. Gerçekten çok seviyor. Ve güzel de bir film bu arada. Türkçe altyazılı izliyorsanız. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bu Verlan dediğimiz şey l'envers kelimesinin ters çevrilmiş. İki hecesinin yer değiştiriyor. İki hecesi ters yer değiştiriyor. Ve Fransızlar bu Verlan denilen dili kullanıyorlar. Yani senin bulunduğun bölgede ne kadar kullanıyorlar bilmiyorum ama Paris'te falan bayağı kullanıyorlarmış. Ya da konuşuyorlar bu arada benimkilerde. Çok arada. Ne anlıyor musun mesela bunu? Böyle. Cümleden zaten hani belli ne söyleyeceği, anlıyorsun cümleden ve böyle ilk seferinde hani o kullandığı kelime neydi gibi bir şey oldum ben böyle. Sonra 3 saniye bekledim ve böyle Verlan geldi, Verlan oldum. Hani o yüzden anladım ve sürekli aynı Verlan'dan her kelimeyi çeviremiyorlar. Evet. Birkaç tane böyle asır Verlan yaptıkları kelime var, onları kullanıyorlar, anlıyorsun bir söz. Verlan değil de ekspresyon çok kullanıyorlar. Hani deyim, bilmem ne. Evet. Alışıyorsun yani. Efendim anlamadım. Soracaksın hani. Bir şekilde açıklanıyor ama hiç Fransız arkadaşınız olmazsa, gidip orada sadece Türklerle konuşursanız bunların hiçbiri olmuyor. Bunun milyonlarca örneği var önümde ve yani Fransızcanız bir adım bile ilerlemeden koşarak Fransa'dan buraya geri dönersiniz. Evet, bence bunu yapmamak çok önemli. Eğer hani Fransa'ya gitmek zorunda bile değilsiniz. Hani atıyorum İngiltere'ye gidiyorsanız, işte İtalya'ya gidiyorsanız, hani nereye gidiyorsanız gidin. Bence oranın dilini öğrenmek için tabii ki Türklerle arkadaşlık kurun. Tabii ki yani... Tabii Türk arkadaşınız da olsun. İster, insan tabii ki ister istemez yani bildiği şeye gitmek istiyor yani. Ben de büyük ihtimalle öyle yapardım. Ama yani kendinizi kapatmayın. Olabildiğince bence farklı farklı ülkelerden arkadaş edinmek güzel olur. Ben de isterdim yani farklı ülkelerle arkadaş olmuş. Olur. Daha dur şimdi başla. Belki Erasmus'a gittim. Naklama nasıl oldu genel olarak? Ya bir devlet yurtları var ama devlet yurtlarının birincisi çıkması çok zor oluyor. Hani çıksa bile böyle çok uçuk kaçık konumlarda çıkabiliyor devlet yurtları. Çıktı KYK diyelim ki. KYK gibi aynen. Çıktı diyelim ki yine KYK gibi böyle hani gerçekten bir tek yatağın olduğu ve böyle minik bir dolabın olduğu, başka hiçbir şeyin olmadığı bir oda ve hani hiç konforlu değil. Herkesle ortak mutfak, ortak banyo falan filan ve hani gerçekten kötü bir konforsuz bir yaşam yani. Yani ders çalışacak bir alan yok falan filan ama hani genel olarak kütüphanelerde çok rahat ders çalışıyor ve çok güzel kütüphaneler bence. Ama tabii kütüphaneler sürekli greve girip sürekli tatil olabiliyor bazen. Sürekli bir grev olayımız olduğu için yani sürekli hayatımız bir grevden bölünmüyor. Evet, Fransa'da durmadan bir şeyin grevi var. Sürekli yani. Ben özel bir yurtta kalıyordum. Kendi mutfağım, kendi banyom olan bir yurtta kalıyordum tek başıma. Ya ben gördüğüm birkaç defa çok tatlı bir odası. Evet, minnoştu yani. Tatlıydı bence. Öyle gayet, o anlamda gayet konforluydum hani. Gayet güzeldi. Belki ilk senenin sonunda, belki ikinci senenin sonunda hani kafa dengi biri bulursanız eve bile çıkılabilir bence. Peki şey nasıldı? Yani sonuç olarak euro kurunun bulunduğu yer belli. Yani hani onu yönetebilmek nasıl oluyordu senin için? Ya da hani böyle... Hangi noktada çarpmayı bıraksın yani, çünkü ister istemez insanı zorlayan bir şey yani. Yani bence şey kısmında, şimdi hani asla planladığım bütçeyle, ben ilk gittiğimde hiç planladığım bütçeye uyamadım. Özellikle ilk iki ayı mesela
planladığım bütçenin aşırı üstünde. Çünkü ilk başta çok fazla şey oluyor. Benim yurdumdaki mutfak hani benim kullandığım bir şey olduğu için sadece hep bütün eşyalar benim almam gerekiyordu. Ve hani ya tencere al, bir tane tava al, iki çatal bıçak al falan kısımlarında hani böyle bir anda bütçemi ve iki katına falan çıktım. Ama hani sadece o ilk ay hani temel ana malzemeleri almak için de. İstanbul'da hani şu an bir özel üniversitede sıfır burslu okumak bence daha pahalı. Fransa'da bir üniversitede okumaktan gibi geliyor bana. Onun dışında bana böyle hani ekstra batan tamam market ve manav meyve sebze alışverişleri biraz pahalı tabii ki Türkiye'ye göre. Benim gittiğim şehirde öyleydi en azından. Sonuçta senin de dediğin gibi hani şu an hani özel bir üniversitede okuyacak olsan. Sabancı ya da işte Koç. O tarz bir yerde okuyacak olsan günde yemeğe kim bilir ne kadar para veriyorsun. Hani Sabancı Koçlara bile gitmemize gerek yok. Bilgi'de, Bahçeşehir'de bile yemeğe. Yani bizim gayet yüksek para Fransa'daki veriyorsun. Okuldaki fix öğlen yemeği yemeğimiz eğer üzerine ek bir şey ekleyip böyle ekstra bir yemek almazsan 3,5 lira. 3,30. Çarpın bölün. Ve yani gayet güzel bir yemek bence. Sadece şöyle bir şey var. O böyle cruise restoranı diye bir sistem var. Hani orada yemek yiyorsunuz genelde. Bir süre sonra bazı dönemler onun başvuruları açılıyor. Ve bunu yapan benim çok fazla Türk arkadaşım oldu. Ben başaramadım. Niye bilmiyorum ama çok yapan oldu yani. Bir burs başvurusunda bulunuyorsun ama böyle senden ekstra bir şey böyle kanıtlamanı falan beklemediler bizim bir grup arkadaşımızdan. Gayet başvurdular, isim soy isim işte nerede kalıyorsun, kökenin ne, pasaport, vize bilmem ne. Ve böyle 1 euro yemek yiyorlardı onlar. Öğün başına 1 euro sadece, burslu oluyorsun. Yani yapabilirseniz mutlaka bakın böyle ay yani birkaç aylığına açtıkları bir dönem oluyor. Bir de benim bir arkadaşım var, şimdi isim vermeyeyim ben şimdi anlatırken kendisinin şeyini. Şöyle bir durum var. Onların okuduğu üniversitede, Montpellier'de Türk çok fazla insan var ve bu Türk insanların hepsi gitmişler demişler ki hani bizim kurumumuz bu şekilde bir dönem, hani şu an değil, birkaç yıl önce büyük ihtimalle hani konuşmuşlar ve onlar normal yiyen insanlara göre Türkler üniversitede çok daha az bir parayla öğlen yemeği ya da yemek yiyorlardı. Onlara indirim yapıyorlardı yani. Hmm. O da olabilir. Kurun durumuyla alakalı. Tabii bu çok güzel bir şey değil aslında. Ya güzel bir şey değil, bir de bulunduğunuz şehirdeki Türk sayısıyla orantılı muhtemelen. 5 tane Türk için yapmayabilirler. Ya evet. Montpellier'de biraz çok Türk var. Evet, çok fazla. Çok giden var. Gerçi Grenoble'da da çok var ama Montpellier'de ise galiba daha çok. Benim şehrime özellikle Grenoble'da gelmek isteyen olursa, hani böyle aşırı spor yapmayı seven, özellikle kayağı çok seven ve böyle inanılmaz hareketli bir hayat aramayan, çok böyle büyük şehir hayatı aramayan herkesin bence mutlu olacağı bir şehir. Hani gece dışarı çıkacak yerler gayet var. Çok yok tam bir İstanbul değil. Ve gayet minnoş bir yer. Yani bence yaşanabilecek güzel bir şehirlerden bir tanesi diye düşünüyorum şahsen. Özellikle spor yapmayı seviyorsanız çok tavsiye ederim. KAF diye bir böyle kira yardım sistemi gibi bir şey var. Hani ben öğrenciyim, ben bu yurtta kalıyorum. Bu vizeyle geldim. Bu kadarlık bir odada bu kadar aylık euro ödeyerek hani ücret ödeyerek kalıyorum diye bir başvuru yapıyorsunuz KAF sistemine. Onlar da size aylık genelde ortalama 180 euro civarında olan bir para yatırıyorlar. Ama bunun başvuru süreci benim 3 ay falan sürüyor. Hani posta atıyorum, cevap gelmiyor, yanlış geliyor, bir daha gidiyorum, bir daha geliyorum. Ama en sonunda ulaştı. Hani hedefe ulaşınca okey tamam bağlıyor işte dediklerinde. O arada kaybettiğiniz zamanı da size ödüyorlar. Yani ilk başvuru yaptığınız zamandan itibaren ilk aylar atıyorum 300-300-300 atıyor. Hani o arayı kapatana kadar sonra 180'e düşüyorlar mesela. O yüzden hani panik yapmayın. Siz hedefe ulaşın bir şekilde. Aradaki sürecin parası mutlaka size geliyor. Güzel. Şey soruya gelelim. Eylül bıraktın şu an. Fransa'yı. Burada şu an hani Eylül'ün bir yıllık Fransa tecrübeleri hakkında konuştuk. Evet tabii. Ben Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Eğer ilk defa geliyorsanız kanalıma. Ve Eylül de şu an Galatasaray Üniversitesi'ne geliyor. Bir ay sonra beraber okuyacağız. Bir o süreci anlat istiyorsan. Hani Galatasaray'a nasıl geliyorsun şu an? Ve nasıl gelmeye karar verdin? Yani ben Galatasaray'a zaten iç sınavla gelmiştim. İç sınavla kazanmıştım. O hakkım baki duruyordu Galatasaray'da. Bir sene hani Fransa'da bakalım hani bölüm çok hoşuma gidecek mi, sevecek miyim, ne tarafı tercih edeceğim diye hani böyle benim için zaten şey senesi değildi. Hani ben gidip Fransa'da kalmaya gidiyorum gibi bir sene değildi. Hani bir karar vereyim, çok arada kaldım gibi olduğu için gitmiştim. Öyle hani sınıfımı da geçtim bir şekilde. Biraz güç bela oldu ama geçtim hani bütlere kalmadan diyeyim. Ama hani sonrasındaki çalışma kısmı, biyoteknolojinin hani benim biraz alanıma spesifik dönme sebebim gerçi ama hani
çok ilgi alanım hani böyle sabahtan akşama kadar araştırma yapıp ilaç geliştirmek olmadığını ve hani kişiliğime çok uymadığını fark ettim bu çalışma düzeninin. Hani beni mutsuz edeceğini düşündüm. O yüzden dedim ki hani işletme gibi böyle hani insanlarla daha sosyal konuşacağım, edeceğim falan bir şeyle daha mutlu olurum. Yani İstanbul'da da daha mutlu olacağımı düşündüm, bilmiyorum. Ne kadar doğru bir karar göreceğiz. Öyle. O yüzden ben. Fransa'dan döndün ve sadece bir yıl kaldın Fransa'da. Hı-hı. Buna rağmen şu an Fransızcan hani ne noktada sence gittiğinden beri ne kadar değişti? Lisedekiyle karşılaştıracak olursan hani. Lisedekinden sonra bayağı gelişiyor bence. Özellikle konuşmanın hani akıcılığı kısmı bence ciddi gelişiyor yani. Hani durmadan bir şey anlatabiliyorsun artık. Bir anda da. Ama tabii herkes için bu aynı olmuyor yani. Fransa'yla verdiğin mesai ile alakalı bir şey. Bu biraz şeyle de alakalı yani mesela bence lisede de öyleydi. Yani üniversitede de hazırlık okuyan çok arkadaşım var. Lisede de hazırlık okuyan çok arkadaşım var. Ben hazırlık okumadım. Ben birinci sınıftan beri yani Fransızca öğreniyorum. Ondan dolayı hani dil öğrenmek konusunda böyle çok net bir şekilde bu şekilde öğrenilir tarzı bir yorum yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü İngilizceyi de teyzem Burcu izliyordur kesin. Merhaba Burcu. Çocukluğumdan beri bana hani İngilizceyi öğrettiği için şu an hani konuştuğum bütün dilleri çocukluğumdan beri konuşuyorum ve bir şekilde biliyorum. Ondan hani bu dil konusunda çok yorum yapamıyorum ama işte hazırlık okuyan bütün arkadaşlarımdan hani şeyi net bir şekilde görebiliyorum. Eğer sen sana verilen imkanları en iyi şekilde kullanıyorsan atıyorum hazırlıkta mesela sen mi daha iyi Fransızca konuşuyorsun? Namazları tabii ki çok uç bir örnek. Onun dışında bile normal insanlardan bile yeterince hani sadece dersteki dinleyip çıkıp evine gidip hayatına öyle devam edenlerin gelişmesi çok zor. İşte tabii ki bu hazırlıkta da bu şekilde. Fransa'ya gittiğinde de hani aynı şekilde. Sonuçta sen gidip orada Fransız insanlarla tanışma şansın var mı? Var. Ama sen onun yerine gidip Türk insanlarla takılmayı tercih ediyorsan ve Fransızca geliştirmek için hiçbir şey yapmıyorsan o zaman tabii ki gelişmez. Ya evet hani Fransa'yla tanışıyorsun. Ben diyor ki sana atıyorum bir hafta sonra bizim eve gelsene. Bizim işte kasabada oturuyoruz. Oraya gidiyoruz. Yani ben mesela 3 gün, 5 gün. Ya hayır çok tanıştıktan sonra davet ediyor seni tabii ki de. Hani hadi bir kasabaya abi. Gel. Hayır canım Fransa'nın güveniyorsun artık. Fransa'nın bir köşesinde soğuk. Hayır hani o zaman şey oluyor yani ailesiyle ve hani ortamda sadece Fransızca konuşuyorsun. 3 gün 5 gün geçiriyorsun mesela hani. Sıfır Türkçe ve sıfır başka bir dille. Yani orada mesela böyle benim zıplıyordu Fransızcam artık yani ekstra iyi bir seviye. Rüyalarımı Fransızca görüyordum mesela o dönem cidden rüyalarımı Fransızca gördüm birkaç haftam var hani. Final haftası bir, final haftasında artık video ve şey ders dinlemekten böyle her şeyi Fransızca görüyordum. Yani bir de öyle öyle tatillerin yani bir noktadan sonra artık Türk arkadaşlarım böyle Fransızca konuşuyor. Abartı. Şimdi bu kelimenin Türkçesi neydi ya falan yapmıyor. Siz ne diyorsunuz? Hayır hayır tabii ki öyle bir şey yok da yani. Türkçe o kadar hızlı gitmez tabii ki. Öyle. Benim üniversitede en rahat bir şekilde sosyalleşmem hani daha çok hani okulda yaptığım etkinliklerin çoğunu kulüp etkinlikleriydi ve belli bir kulüp etkinliğiyle yapıyorum. Orada hani bu tarz neler yapıyordun? Sen koşuyordun, şey yapıyordun, onu hatırlıyorum. Ya evet. Atletizm vardı. Aynen. Spor dallarının çoğu. Yani benim üniversitem özellikle sporu çok çok sevdikleri için bizde hani sadece bütün spor dallarıyla ilgili modsuz kursa katılabiliyorsunuz. Eğer bölümünüz el veriyorsa mesela şey var hani bazı bölümler o dönem seçmeli bir ders seçmek zorunda. Bazıları da değil. Mesela benim ilk dönem değildi. Ve ben zaten seçmek zorunda olduğum ikinci dönemde spor dersi seçemiyordum. Ama buna rağmen hiç not almadığım hani sadece keyfi gittiğim atletizm kursu vardı. Hani not alanlarla birlikte her gün her hafta gidiyorsun işte atletizm koşuyorsun ediyorsun. Veya aynısının voleybolu, basketbolu, yüzmesi, kayağı. İşte ne bileyim her şeyi var yani aklına gelebilecek. Hani kontenjanlar dahilinde tabii ki. O vardı. Onun dışındaki sosyal aktivitelerde şöyle oluyor. Okulda BDÖ diye bir şey var. Bureau des étudiants açılımı diye biliyorum. Ve böyle şey hani bizim lisede falan genelde olan okul öğrenci birliğinin üniversite versiyonu. Onlar mesela sürekli şey yapıyorlar işte tanışması. Ben bütün Fransız arkadaşlarımla BDÖ'nün düzenlediği tanışma etkinliklerinde tanıştım. Hani 4-5 tane farklı zamanda, farklı barda falan böyle şey oluyor hani. Hep birlikte gidiyorsunuz, işte bir şeyler içiyorsunuz, sohbet muhabbet oluyor, büyük sınıflarla konuşabiliyorsun. Kendi bölümler. Aynen. Şöyle. Zaten büyük sınıflar bu şeyin başkanı, BDÖ'nün başkanı oluyor işte. 3'ler, 4'ler, 2'ler, 4 yok da 2'ler, 3'ler falan. Evet, Fransa'da üniversite 3 yıl. Yani 2-3 yılda master. Evet, bu da böyle bir bilgi. Evet. Yani onlar sürekli bir etkinlik mutlaka düzenliyorlar hani. Her hafta bir şey oluyor. 2-3 günde bir her perşembe mutlaka bir barda bir etkinlik oluyor. Bölüm etkinliği. Veya başka bölümlerin de etkinlikleri oluyor. Her bölüme açık mesela.
İşte kimya bölümü yapıyor atıyorum ama hani bütün herkese açık oluyor. İsteyen herkes o gece kulübüne, o gece bara gidiyor ve onda da şöyle bir güzellik oluyor. Sadece üniversite öğrencileri olduğu için bir tık daha güvenli. Hani herkes elini kolunu sallayarak gelemiyor. Yine hani en azından herkes böyle bir tık hani iyi niyetle gelmiş oluyor diyeyim. Öyle etkinlikler var. Onun dışında kulüp olarak benim katıldığım bir şey yoktu. Çok duyduğum da bir şey yoktu. Mutlaka vardır ama. Çok peki, popüler değil. Galatasaray Üniversitesi'nde bir kulübe katılmayı planlıyorsunuz. Evet, kesinlikle Hürriyet Adem İşletme Kulübü'ne katılacağım. Lütfen Galatasaray Üniversitesi'nin işletme kulübünü ve perspektif hesabını şuraya koyuyorum. Lütfen bunları takip edin. İyi bekliyoruz ya. Teşekkürler. Takip etmelerini bekliyorum. Ben şunu anlatayım. Ben de Fransa'da iki farklı üniversiteden kabul almıştım. Strasbourg Üniversitesi ile Bordeaux Üniversitesi. Ve gitmedim ikisine de. Ve kafamda genel olarak hiç gitmek gibi bir seçenek de benim yoktu. Sen Galatasaray'a çok odaklıydın. Ben çok istiyordum. Ben çok Galatasaray istiyordum. Ya hep Galatasaray istiyordum. Sadece böyle çok minnacık böyle bir 3 haftalık falan bir dönem Boğaziçi istemiştim. Sonrasında o çok çabuk geçti. Çünkü böyle bir an hani böyle şey almıştım. Hayatım boyunca hep Fransızca okudum. Hani bir İngilizce bir yere mi gitsem falan şey olmuştu. Sonrasında direkt ondan vazgeçtim. Çünkü ben Fransızcayı bırakabilecek bir insan değilim. Fransızcayı çok severim. Ben de severim. O yüzden ne anlattım unuttum. Ha, Fransa'ya gitmek benim için hiçbir zaman böyle kafamda şey bir seçenek olmamıştı. Dememin sebeplerinden bir tanesi. Tabii ki çok fazla insan hani bu videoyu izleyen insanlar büyük ihtimalle Fransa'ya gitmek istedikleri için izliyorlar bu videoyu. Ya da hani herhangi bir ülkeye yurt dışına gitmek istiyorlar diye. Ama benim kafamda birazcık şeydi yani bugüne kadar hep ailemle yaşadım. Ve hayatımda ilk defa yalnız yaşamaya başlayacağım. Ve hayatımda ilk defa yalnız yaşamaya başladığım bu dönemde yani bir anda bunu başka bir ülkeye gidip yapmak istemem yani. Yani en azından yalnız yaşamayı öğrenirken insanlar ana dilimde konuşsunlar. Yani. Evet, o kısım biraz zor oluyor yani. Benim de zor olmuştu ama o bence birazcık da aileyle ilişkiyle bağlı. Yani çok böyle ailesiyle evet. ilişkisi kuvvetli olmayan ve yani çok iyi anlaşamayan gayet hani doğal olabilir böyle şeyler. Evet. Arkadaşlarım için mesela bu çok büyük bir sıkıntı değildi yani. Yani direkt gayet hani okey bir şekilde şeydi. Eğer Fransa'da okumak ya da hani Grenoble Üniversitesi'nde okumak istiyorsanız bunun hakkında sorularınız varsa Fransa'da okumak hakkında genel sorularınız varsa bu sorularınızın hepsini Eylül'ün Instagram adresini şuraya koyuyorum. Tabii. Buradan yazabilirsiniz. Kendisi evet, yardımcı olur. Ben gerekli öbür bölüm ve şeydeki arkadaşlarıma da yönlendiririm. Fransızlara evet. da yönlendirebilirim. Eğer konuşmaktan çekinmiyorsanız. Ya da Fransızca biliyorsanız yani. Yani tabii ama yani. Aynen öyle. Aynı şekilde hani özellikle merak ettiğiniz bölümler varsa çünkü mühendislik okuyan arkadaşlarımız da var. Var. Ondan dolayı yani mimarlık okuyan arkadaşım da var. Efe. Efe de izliyordur bunu. Efe. Bunları işte eğer merak ediyorsanız bunlar hakkında videoda çekebilirim. Bu merak ettiğiniz insan bölümlerde okuyan insanlarla sizi iletişime de İletişim okuyorum ben. İletişim kelimesini kullanamadım az önce. Neyse. İletişime geçirebiliriz. İletişime geçirebiliriz. Aynen. Bu insanlarla. Bu şekilde. Aslında sohbet bari bir evet. videoydu. Sizinle Fransa hakkındaki düşüncelerimizi paylaştık. Kadar. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videomuz sürpriz bir video. O bir vlog olacak ve çok eğlenceli bir vlog olacak. Bundan sonraki videomuzda da belki yine Eylül'de olabiliriz. Çünkü artık kendisiyle aynı üniversitedeyiz. Evet, görüşmek üzere. Bu arada ben nasıl bitemiyorum videomu. Çok özür dilerim. Ama şöyle ki ben videolarımda hiç bunu söylemiyorum. Fakat bunu galiba söylemem gerekiyor. Aslında Eylül'den nefret ediyorum. Şöyle hani bana hep şey çok itici geliyor. Böyle insanlar çıkıyorlar YouTube videolarının sonlarında. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ben bu videolar için çok uğraşıyorum. Hani bir abone ve bir beğenme. Hani abone olun, bir beğenin. Sizin için çok uzun zaman almıyor ama işte benim için bunu yapması çok zaman alır falan. Hani o tip şeyler diyen insanlara çok sinir oluyorum. Ama çok haklılar. Gerçekten bu videoları yapmak zaman alıyor. Yani bir beğenmek sizin çok zorlar mı bilmiyorum. Ama beğenirseniz sevinirim. Ya da abone olursanız öyle. Ben çok teşekkür ederim. Bye bye.